Sanalcı kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Bugün çok böyle değişik bir 32-40 aksorla sizlerle beraberiz. Çok bir slotu yok. Yapım aşamasına o yüzden geçmeyeceğim. Şöyle dışarıdan bir ufak göstereyim. Sarı rengi böyle kömürcüler hep sarı renk alır ya. O yüzden sarı renk yaptım. Aracımızın jantları değişebiliyordu. Orijinal jantları ve oyundaki jantlarla beraber değişebiliyordu. 35 AK 920 bir plakamız var. Aksarımız tabii ki de inip kalkabiliyor. Ve aksar inip kalkarken aracın fiziği gayet güzel. Aksilerin ilk kalsın. Aracın şöyle içine geçelim hızlıca. Yolculuğumuza başlayalım. Hatta ben şuradan hemen koltuğumu da biraz böyle aşağıya çekip direksiyonda kendime doğru asılayım. Böyle daha güzel olacağını düşünüyorum. 6 vites ve 12 vites seçenekleri var her şeyden önce. Sesi gayet güzel. Şöyle konuşmaya başlamadan önce sesini bir dinleteyim. Böyle bir tok ses kendini fazlasıyla belli ediyor. Şöyle ışıklarını da göstereyim. Dışarıda göstermedim biraz önce. Alt sisleriyle beraber yanan bir ışık takımı mevcut. Onun dışında arkadaşlar bildiğiniz aksuru yapmışlar yani. Böyle sesi falan çok hoşuma gitti. İç dizayn zaten birebir aksur. Şu zaten vites biliyorsunuz bunlar da yarı otomatik. Adamlar onu bile düşünmüşler. Hoşuma gidince de sizlerle beraber bunu paylaşmak istedim. Kirkenes Maden tarafındayız. Nerede olduğumuzun çok bir önemi yok zaten. Mod çekiyoruz ya Kirkenes'te olacağız ya absürt bir yerde olacağız. Benim en çok dikkatimi çeken şeylerden birisi bakın böyle yolun bozukluğundan arkadaki kasanın böyle zangır zangır titremesi mükemmel yapılmış gerçekten. Yani detay olarak slot mulot vesaire olmayabilir. Hiç önemli değil. Zaten bir arabayı Çin kerhanesine çevirmenin mantığı yok. Tamam. Yapılır güzel olur ama kimisi böyle her önüne gelen parçayı bulup takıyor. Her önüne gelen parçayı bulup taktıkları için de bazı araçlar maalesef modluktan çıkıyor. Ama bu birebir sade, orijinal aksor göstergesi, aksor direksiyonu. Şurada aksor düğmelerin birebir adam yapmış. Helal olsun. Kasada böyle eki var ama eklerini takmamışlar. Ve böyle mükemmel bir hava sesi mevcut yani. Dediğim gibi sesi çok güzel. Kornası değişik bir korna var. Çok da böyle ayıkamadım ama gemi korna diyorlardı yanlış hatırlamıyorsam buna. O korna da fazlasıyla yakışmış. Sade oturaklı 400 beygir. Gerçekten olması gereken 32-40'ın olması gereken beygir. Böyle yokuşu falan çıkarken geçen videoda bahsetmiştim hatırlarsanız yokuşu böyle araba cayır cayır çıkabiliyordu, bu çıkamıyor. Hani madenden yukarı doğru çıkıyorsak tahmin ediyorum ki bu araba kalırdı yani boş olmasına rağmen. O yüzden böyle o gerçekçiliği de benim bir tık daha hoşuma gitti. Şöyle salalım gidelim hatta yolun bozukluğundan tabii çok fazla duyulmadı. Belki duyamamış olabilirsiniz. Kulaklıkta ben o retarder sesini hissettim. Retarder sesi gerçekten aksorda olan, Travego'da olan otobüs ne alaka? Ama Travego'da olan retarder sesi kullanılmış. Sesler efsane olmuş zaten. Şu egzoz sesine bakın ya. Ha, bir kötü yanı var. 6 vites ve 12 vites var. Tabi arkadaşlar şanzıman modu yapılabilir mi bilmiyorum ama artık şu arabalarda böyle 8 vites olsun ya. Yani benim bildiğim 32-40'ta en azından bizde 32-28 vardı. 32-28'de 8 vites. Ama böyle aktarmalı maktarmalı değil. Bildiğiniz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 şeklinde giden bir 8 vites. Yani o da yapılsa bir de şu vites animasyonu gelse manuellerde üf diyorum başka da bir şey demiyorum. Şöyle biraz da dışarıya alayım dışarıdan gidelim.
ve ben aksımı kaldıracağım aga. Aksava'da gidelim biraz. Bu şanzımanın şık şık geçiş sesini duyuyorsunuz zaten. Ya şu hava sesi beni gerçekten bitirdi. O videoyu başlattığım yere gelene kadar böyle birkaç kere duydum o sesi. O sesi duymak için özellikle böyle ölümüne frene bastım yani, öyle söyleyeyim. Arka farlar keza çok fazla abartılmadan gayet güzel bir şekilde yapılmış. Yani ışık görünürlüğü efsane. Frenleri zaten görüyorsunuz. Hatta şöyle bir de geriye takayım ben. Ayağı debriyajdan çekmeden. Onu da göstermiş olayım. Arabanın fiziği gerçekten mükemmel. Araç fiziği zaten güzel olduğu zaman şu oyunda gerisi biraz teferruat gibi kalıyor. En azından benim için. Çünkü yani bazıları böyle araba yapıyor. Adamın yaptığı araba kalas gibi. Yolun tepkimesini böyle aynadan göremiyorsun. Yani göremediğin gibi de onu hissedemiyorsun. Mesela şu an direksiyonda ufaktan da olsa o kasanın sallanması kadar direksiyonda da ufak bir ben sallanma hissedebiliyorum. O size bahsettiğim yokuşta zor çekiyor mevzuda, aha burada başımıza gelebilir diye düşünüyorum. Evet. Boş olmasına rağmen böyle haldır haldır çıkmıyor. Görüyorsunuz ki bayılıyor normal olması gerektiği gibi. Ve durum böyle olunca da daha da keyifli oluyor. Keşke bunun arkasına bir de böyle yükü sarsak da böyle sağa sola gidebilsek yani, daha da güzel olurdu. Yani SCS Software, evet belki tır oyunu ama böyle belli başlı şaselerde kamyon seçeneğinde getirse gerçekten mükemmel olur. Ha, getirmesine gerek kaldı mı? Şu durumda artık kalmadı çünkü 1.42 ile beraber artık herkes istediği modla istediği şekilde oynayabiliyor. Sadece modların sıralamasının olması yeterli. Yani durum böyle olunca da senin de yaptığı bu update'den ötürü ekstra bir şey yapmasına gerek kalmıyor gibi göründü, öyle söyleyeyim. Ama bence getirilebilir mi? Evet, getirilebilir. Daha da keyifli olur mu? Bence daha da keyifli olur. Veya kamyon olmasa bile tandem çekiciler neden olmasın yani? Sonuçta onlar da birer tır statüsüne geçiyor. Daha da keyif verir diye düşünüyorum ben bu şekilde olabilirse. Olmazsa da sağlık olsun. SCS Software'ın canı sağ olsun yani. Yapacak da bir şey yok. Böyle şu köprüyü de geçeyim. O dönüşte de artık yolculuğumuzu tamamlamış olalım. Şöyle aracı bir kere daha dışarıdan bakalım. Akşam da çöktü. Boyası da böyle afilli bir boya. Dediğim gibi yani kömürcüler eskiden Aksor'da bu sarı rengi çok kullanırdı. Ben en azından hani çok fazla gördüm. Şöyle sola doğru yanaşalım diyeceğim de arabanın altı çok alçak olduğu için patküt sürtüyor ister istemez. Yani aracın şekli şemali bu. Kornası da bu şekildeydi. Şöyle el frenimi çekeyim. Arabamı istop edeyim. Bir videonun da sonuna gelmiş olalım. Keyifli bir mod. Modun linki açıklamada inşallah unutmazsam ekleyeceğim. Discord sunucumuzda mutlaka paylaşıyor oluyoruz zaten bunları. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz dislike butonuna böyle köküne kadar basmayı sakın ihmal etmeyin. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.